Bas gaza. Oh yeah. Bu Bas sefer sanki gaza Elgato sevgili olmadan dostum. girmeyi başardık lan galiba. Bu sefer de loading ekranı geldi ama o kadar da olsun. Olsun canım. Elgato da iyidir abi. Çok Efendim kalitesiz değil o. Hiç merhabalar. yakışmıyor sizlere falan tarzı yorumlar yerine. Yani loading iyidir. Evet merhabalar efendim. Merhabalar. Ne Merhabalar. oynuyoruz dost bey? Need for Speed Payback oynuyoruz. Benim oynadığım yerden devam edeceğiz. Aslında çünkü oyunun tam olarak daha yeni açıldığını düşünüyorum ben. O zamana, şu ana kadarki oynadığım Ürünümüz kısımlar bu. bildiğiniz prologtu bence. Asıl oyun şimdi başlıyor. Araba geliştirme, yarışlara girerek para kazanma vesaire yapma gibi şeyler sanıyorum asıl şu anda başlayacak. Sabri geçen bu videoyu izlemiş, triggerlanmış. Neden şunu mili kilometreye çevirmedin diye bana sinirlenmiş. O yüzden ben de bu işi hemen şu anda herkesin önünde çözmek istiyorum. Nerede o? Driving de olabilir Driving abi belki. de mi? Unit, Unit de Imperial'dan olabilir. metrike çekmek Evet. gerekiyor tabii ki aslında ama ben aslında direkt olarak kapatmayı tercih ederim. Böyle oynarım. Daha iyi yani onu göreceğime. Evet, Hız mümkün. benim için çok da önemli değil. Kaç hızla gittiğimi görmenin benim için bir önemi yok açıkçası. Evet, Sonuç hikayemiz olarak. nasıl başladı, nasıl gidiyor dost bey? Hikayemiz bir grup artık araba hırsızı mı diyelim? Arkadaşım bir grup gencin birilerinin araba çalmaya çalışması ama ihanete uğramaları sonucu yakalanmaları, en azından ana karakterimiz şu an yönettiğim karakterin yakalanması ve bir böyle bir güçlü bir adama artık neyin nesi iş adamı mıdır nedir ona borcunu ödemesi için çabalamasını anlatıyor. Aynı zamanda tabii ki kendine ihanet eden kişiden intikam almaya çalışma hikayesi. Şu anda bayağı güçsüz bir arabaya sahibiz. Hani bayağı dandik bir oyunun başında sürekli süper arabalar kullandırıyorlardı bize. Bayağı bayağı süper arabaydı hepsi. Çok süper hızlı falandı. Şu anda gördüğün gibi külüstürü bir şey kullanıyoruz ki külüstürü bile aslında yani fena gözükmüyor. Birazcık paslanmış olsa da. Tek bir sıkıntı şimdi ben buraya Niye gideceğimi aracın nereden şey bulmam gerekiyor? sürüşü sağda ya? Nerede Nasıl? geçiyor bu araba? Hikaye? Hikayenin nerede geçtiğini ben de bilmiyorum açıkçası. Hiç yani geçtiği şey nedir diye merak etmedim. Açıp bakmadım. Ben şu an şuraya nasıl giderim diye düşünüyorum. Hani şurayı takip ediyorum. Sadece o yöne doğru gitmeye çalışıyorum ama. Büyük harita yaşayabiliyor musun? Bakalım. Şöyle Yani ileriden sol yapacağız. işaretleyeceğiz. O bize zaten yolu gösterecek. Başlangıçta sadece şeydi oyun. O konuda keyifliydi. Sadece bir yerden bir yere sürüp duruyordum. Sonra da cutscene izliyordum. Şu anda artık cutscene'ler durdu gibi hissediyorum. Daha çok sürekli yarıştan yarışa gidip geliyorum. En azından bir tane yarış yapmıştım. Yani tam bir şey yapmadan önce, videoyu bitirmeden önce. Benim tabii ki en muhtemelen tarafı oynanışın rahatlığı. Çok rahat abi. Yani en ufak bir gerçekçilik yok oynanışta. En ufak bir gerçekçilik yok. Full arcade bir oynanış yapmışlar. Çok keyifli ya. Hiç yani şey yapmama gerek yok. Strese girmeme gerek yok. Virajı alabilecek miyim, alamayacak mıyım, şudur budur bilmem ne falan diye. Her şey çok rahat, çok keyifli. Tam istediğim gibi, tam casual oyunu. Ben de kendimi casual olarak kabul ediyorum araba yarış oyunlarında. Modifikasyon falan var mı acaba? Vardı diye düşünüyorum hala göremedim ben de açıkçası. Şu an birkaç tane herhalde yarış tamamlamam gerekiyor bir şeyden açılması Hemen vermiyor olsun herhalde. diye. Evet hemen vermiyor sanıyorum. Bu arada bu yarışlarda da çok da şey değilim. Hani ilk yarışı bile bayağı zor bitirmiştim. Senin şu arkadan kaçmaya çalıştığın video var ya. O videoda bayağı güzel şekilde gözüküyor bu arada. Ben de Öyle özellikle büyüterek daha da iyi gözükmesini sağladım. O kısmı mi? aynen. Bayağı güzel bir şekilde sen bir arkadan kaçmaya çalışıyorsun. Üstünü kapatırsın diye eğilmiştim ama fayda etmemiş Yok tabii. abi o kadar büyük değil maalesef. Ne hadi bakalım. Bu yarış şimdilik iyi başladı sanki diğer yarışlara göre benim yani bir önceki yaptığım yarışa göre en azından. Ya rahat. Hani. Birinciliğe oturdun öyle. Evet, bakalım bir yerlerde bir çarpmadan eğer yarayabilirsem. Bu arada ben bu oyunu oynarım abi. Ya böyle şey olduğu zaman yeni bir Need for Speed oyunu çıktığı zaman özellikle arcade'si hani Shift gibi veya Unleash gibi farklı bir şey ortaya koymaya çalışan oyunlar değil de simülasyon veya farklı tarzda. Arcade tarzda bir tür olduğunda eski oyunları bir açıp oynamak istiyorum. Yani Underground'da nasıldı, Most Wanted'da nasıldı, burada nasıldı diye. Çünkü hepimizin o nostaljik bakış açısı oyunları sandığımızdan daha iyi veya daha kötü olarak hatırlamamıza sebep olabiliyor. Evet. Mesela şimdi bu oyun çok arcade diyoruz ama yani Underground nasıldı, Most Wanted nasıldı? Onlar çok sevilen, çok popüler oyunlar. Onlarda ben bir zorluk olduğunu hatırlıyorum arcade Ben Most olmasına rağmen. Wanted'da bayağı zorlandım hatırlıyorum. Bak bir de hile yaparak oynuyordum ben Most Wanted'da ona rağmen bayağı zorlanıyordum yani. Yani normalde onu bitirebilecek olan adama helal olsun dediğimi hatırlıyorum o dönem oynarken en azından ama ya tabi bunu araba yarışlarına en ufak bir şekilde şey olmayan bir adam söylüyor. Hani aşina olmayan, Aşina. doğru düzgün oynamayan, yani zaman ayırmayan bir Şimdi ben adam. Underground'da ve Most Wanted'da senin dediğin gibi zorluğu hatırlıyorum. Yani birkaç bölüm sonra bayağı bir artık o kademe kademe ilerledikçe yarışlardaki
zorlamayı hissediyorduk. Burada o tabii şu anda çok vardır illaki ama. Daha oyunun başındayız. Ya bunda da illaki olacaktır. Ha, şu anda bildiğin adamları bayağı geride bıraktın. Evet bu arada kolay oluyor. İlk yarış daha zorlamıştı. İşte Mario Kart 8 gibi olması lazım abi. Arkadan birinin sana kabuk yollayıp takla attırması lazım. Bir tane blue shell atıp direkt olarak aynen öyle. Yani. Tam şöyle çizgiye gelirken lap diye bir koyacak. Ya bu sanki bu yani direkt şey sen rastgele bir yarışa mı katıldın yoksa hikaye gereği bir yarışa mı abi katıldın? Abi şu anda ben de bilmiyorum. Bak iki tane yarış bitirdim, ona görev açıldı, gördün mü? Bir kırmızı iki tane yarış vardı haritada. Birini yaptım, sonra şu anda ilk hani videonda yapmıştım. Burada da ikincisini yaptım, ondan sonra da mavi olarak direkt şey açıldı. Belli başlı sokak yarışlarını yaptıktan sonra ana göreve gitmeni muhtemelen istiyorum. Muhtemelen öyle diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bu bölgeyi destination dediği yere gidelim. Bakalım orada belki yeni araba satın alma, araba modifikasyonu falan filan açılacaktır diye. Ben de onu bekliyorum açıkçası. Yani oyunun bana büyük bölümünü bu arabayla oynatmayacağına eminim. Hani bu başlangıç olarak tabii hani sırf rezilliği, karakterin ne kadar kötü duruma düştüğünü göstermek için. İntikam duygusunu yani tetiklemek için yapılmış sekanslar bunlar. Aynen öyle. Ya sanki şey gibi abi, arabanın kontrolü hani. Oyunun ana mekaniği sanki araba yarışı üzerine ya da araba sürüşü üzerine değil de hani başka bir şey sonradan eklenmiş gibi falan böyle. O kadar rahat ki yani. Sanki GTA oynuyorum gibi hissediyorum kendimi. Yani ne bileyim. Ya ileride çok zorlaşacaktır eminim bu arada. Virajı almak, dönmek, zaten falan filan bayağı çok felaket pistler çıkacaktır karşımıza ama şu an için oyun tam benim senin kıvamda. Hep böyle bitse keşke diyorum. Ya işte. Sadece oyunun beni garip gelen kısmı abi 30 FPS oyun farkında. Fark ettim bilmiyorum. Niye acaba? Ve hani açık dünya diyeceğim. Açık dünya olduğu zaman yanlışım yoksa Forza Horizon 3'te 30 FPS 60 değildi. Açık dünya olunca herhalde bu hızla şey yapamıyorlar. Uf, şeyler yüklenmedi. Saniye, tekstürler daha yeni yükleniyor, gördün mü? Çok zor yükleniyor tekstürler. Büyük ihtimalle bu oyunda Frostbite ile geliştirilmiştir. Tabii Frostbite motoru üzerine yazıyor zaten. Üzerine yazıyor değil mi? Evet. Frostbite motoruyla geliştirilmiştir. DICE bütün EA'yı besliyor yani, öyle bana mi? Bana yeni araba verdi bunlar durup dururken. Niye? Hikaye ne oldu bu? Yok ya. Allah Allah. Ya başta bayağı hikaye ağırlıklı gidiyordu. Ondan tamam, sonra bir anda durdu yani. Hikaye bir anda durdu abi. Bütçeyi kesmişler. Şu anda öyle şey üzerinden gidiyor sadece. Bak mesela burada. Ha bak, spoiler rising diyor. Spoiler'ın yükselişi. Hadi birkaç tane o zaman oyunun sonunu anlatalım, gidelim de orada. Şu an ya bu herhalde Revenge dediğine göre 241 level olman gerekiyor diyor. Sen kaç level'sın? Yorka benim level'ım, ha benim level'ım 241. Yarış 240 level. 240. Ha, onu yapabilirsin yani. Ona gideyim bakalım. Yani hani hikaye devam etsin istiyorum ben de. Bu tarz böyle boş boş sanki şey gibi geliyor bana. Açık dünyada boş yan etkinlikler yaparsın ya oyunlarda. Onun gibi geliyor şu anda bana. Hiç senaryo yok, sadece öyle gidiyorum, yarışıyorum. Yani hikaye de bayağı hoşuma gitmişti açıkçası. Hani keyif alıyordum izlemekten. Bir anda yalnız araba değişimi çok garip oldu ya. Yani arabayı oraya bıraktık, başka bir arabaya bindik. Şu an yarışa katılacağız anladığım kadarıyla. Biri için yarışa mı katılıyoruz, kendimiz için mi katılıyoruz? Araba ödünç mü, bizim mi, nedir yani olan? Burası Los Angeles falan olabilir mi acaba? Bilmiyorum ama araba güzelmiş bu arada. Kullandığım arabanın şeyi falan çok güzel. Vay yavrum vay, bu zaten virajı böyle alabiliyorsan o hızda yani. Tamam abi yani. Bir önceki arabadan kesinlikle rahat. Oyun bayağı bir şey demek. Bayağı rahat ya oyun. Hiçbir şey yok yani öyle bir. Yani gerçekçi olayım bir tarzı bir derdi hiç yok. Ben de bundan çok keyif alıyorum. Seçim meçim şey yok değil mi herhangi bir şekilde? Mesela Forza Horizon da şeydir, arcade'dir ama orada yaptığın seçimlerle simülasyon katabilirsin için. Bilmem içerisine. Hiç bakmadım açıkçası. Böyle bir ayar yok herhalde. Ya ben bu haline çok mutlu olduğum için. Heh, şu işte bir daha bize ihanet eden hatun da buydu bu arada. Arabayı çalıp kaçan. Evet, umarım yeni aracın hoşuna gitmiştir. Kod ismin Sidewinder. Bu kanalda kaybı patronun sana dediklerini yap. Ha, o da yani zamanını değecektir diyor. Sidewinder biziz, öyle mi şimdi? Direkt olarak o hatundan intikam alarak mı başlayacağız oyuna? Tabii ki o hatunun arkasında bambaşka güçler çıkacak sonradan. O belli zaten. Çünkü birilerine şey yapıyordu. Aa ben BMW mi kullanıyormuşum? Fortune Valley'miş burası bu arada. M3 falan mı bu gene? Kurumsal bir şehir Black herhalde. Black Mamba. Nasim Monjong. Sen Black Mamba mı senin şeyin? Yok ben Tyler. İntikam almamız gereken kişi kim? Yok şu anda o intikam almamız gereken kişi yarışta değil. Navarro'nun ismi. Oo çok rahatlı araba. Biraz önceki araba dönmüyordu yani buna oranla. Yani dönüyordu ama hani bu bildiğin şey yapıyor direkt. Çok rahat bir şekilde dönüyor. Bak ya.
ya. Tamamen yapıp çarptım. Niye topladın yalnız ha? Buradan dönemeyeceğim sanki. İlk defa zorlandığını gördüm ama orada bile döndüm. Orada bile döndüm evet. İki tane araç var zaten önümde şu anda. O da Nazım. Ah Nazım ha. İçeceğim sen Nazım. Oğlum çok rahat lan. Abi acayip keyif alıyorum yani. Zart diye dönüyor araba şuna bak. Derken birazcık abarttık ama olsun. Toparladı en azından. Ver nitroyu. Uf. Ver nitroyu. Nazım yeter lan. Eyvah. Devam. Eyvah şeyin içinden geçemedim. Checkpoint missed. Kısa ne olacak? Ya. Yapacak bir şey yok, devam et böyle. Aa geriye dördüncü oldum lan. Aa, alamadığım için bu arada yok abi. Şey yapmam gerekiyordu. Geçmem gerekiyordu içinden. Hmm. Geri dönüp almam gerekiyor. O checkpointlerin içinden geçeceksin yani zorunluluk. Açık dünya araba yarışlarında checkpointleri bu tarz şeylerde mutlak bir zorunluluk haline getiriyor. Halbuki birazcık tamam açık dünya olmasın ama o alanda esneklik sunarak alternatif yollardan gitme şansı da tanıması evet. Gerektiğine inanıyorum ben. Yani evet. Checkpoint olayı. Yani oyunun muhtemelen zorluk sağlayan şeylerden bir tanesidir checkpoint zaten. Başka türlü yani her türlü sanki... Aa bak Minecraft'ın geliştiricisi de burada. Haa Mojang buradaymış evet. Mamjang. Ya çekil önünden ya Allah Allah. İnatla sokuluyor soldan bana. Hasar vesaire de tabii yok. Yok yani görsel öyle. Ufak tefek hasarlar alıyorsun ama hani oynanışa bir etkisi olduğunu görmedim henüz. Yani yapıyorsunuz madem burnout yapaydınız ya. Yani orada virajı daha iyi almaya çalışmam lazım. Birkaç yerde zaten virajı iyi alsan direkt birincisin yani. Evet. Maalesef işte viraj almada hep kötü oldum hayatımda. Gazdan kesmiyorsun yani ondan. Aynen öyle. Fazla gazlısın. Bak. Bir de frene hiç basmıyorum ben. Evet. Evet, iki kişiyi birden geçtim. Yok. Yani adamın için bitmek lazım artık ya. Bakalım şey yapabilecek miyim? Gaz yapma, ileride keskin sağ dönüş var. Sonra bir daha dönüş olacak. Hiç kesmesin. Checkpoint'tan geçemez diye sevindiydim ama geçti şerefsiz olmakla. İleriden bir sağ. Buradan bas işte gaz abi. Ben sana bir kadar bas. İleride sağa dönecek. Başlıyor, sen de görüyorsun ama. Çarpa çarpa oynadığım günler geldi ya Most Wanted'da. Sonsuz nitro vardı. Hileyle oynadığım için. Aa geçti lan. Oha ikisi birden geçti herhalde. Viraj alma için daha iyi öğrenmem lazım ya. İleriden sağ. Arkaya bakmalar mı? Kamerayı şey yapabiliyorum. Sağ noktaya sevindim de. Şekilde falan. Hmm. Evet. Şimdi ne olacak? Evet hayranlar. Hah geldi. Hatun bizi bir tanıyacak yani. Ne oluyor be? Bırakın lan! Your little cunt mı dedi? Ya o yaptığın işler bir sürü paraya mal oldu. Şu anda house dolu işte. House neyse artık bak bu şehri ben yönetiyorum diyor. House neyse bu bahsettikleri house bu arada. Bildiğim bir örgüt gibi bir şey yani ama ne olduğunu öğrenemedik henüz. Ev her house zaman kazanır. Bu şey mi ya acaba kumarda her zaman ev kazanır derler ya. House bunun içinde bulunduğu işte artık mafya mıdır örgüt mafya mıdır neyse. Ya daha önce de house tabirini duymuş muydun? Duydum şey tabii canım. House sender regards falan deyip zaten bizi tuzağa düşürmüştü. Yani. Eve ulaşamadığından emin oldum. Şimdi savaşa gireceğiz herhalde. Çarptıra silahlar var mı? Yok tabi. Bir de çarptıra gideceğiz. Gireceğiz escape point. Abi işte buralarda bir şeye döndürsünler ya. Burnout bir koyacaksın. Bak çok polis yani. İşareti var. Aslında polis değil bunlar. Bizi mi yiyorsunuz lan? Hah işte bundan bahsediyorum ya. Tam burnout abi bu sahneler. Ha, birazcık da hot pursuit çakmışlar. Pursuit değil mi ya? Pursuit değil. Pursuit diye atılıyor. Sıcak takip. Harbi şunlar bana şeyi anımsattı ya. Ne oldu lan? İşte animasyon girince oraya. Ben de kendimi kaybettim.
Time Extended. Ha bir de şeyi var. Bir zaman sınırı var evet. Onun da işi bitti ben sana söyleyeyim. Bitti o. Çıkın ya. Çık artık. İyi şey yaptı beni. Hatta iyi kesti önümü yani. Araba savaşları da ilginç oluyor. Çıkıp iki elde ateş edebilsem süper olurmuş. Değil mi? Hmm. İnsan istiyor yani, tak, arıyor tak, onu. Tak tak tak, GTA'daki gibi. Uf. Oha! Seni yalnız uzaya gönderdi, daha söyleyeyim. Evet yani o bayağı fena bir şekilde çarptı bana, kendi gitti ama bana çarptığı için. Ufak kozmetik hasarlar oluyor ama genel olarak öyle çok büyük bir etki olmuyor. Ya benim cam barım olmaması ilginç geliyor bana. Evet, aslında seni zorlamak için orada olması gerekiyor abi cam barı. Kutu gibi lan. Arabada hiç böyle bir gördüğüm kadarıyla hiç sürüş hissiyatı da yok bunda. Hani arket dediysek birazcık araba sürüş hissiyatı var mı bari, ne bileyim, arabanın tokluğu vesairesi var mı? Sen yanlış yola mı girdin bu? Ben evet, şeyi kesemedim, hızı kesemedim orada maalesef. Evet. Hadi be, oradan döner demiştim ya. Şehir fena değilmiş. Neyse, süren var hala. Sonuç olarak benim bir yere ulaşmam gerekiyor da. Evine gidiyorsun. Hepsinden kurtulmam mı gerekiyor acaba yoksa? Bence olay tamamen abi bu yamyamlardan sıyrılarak noktaya ulaşmak. Çünkü sen çıkartsan bile yenileri geliyor. Evet. Yolda. 600 metre kaldı zaten ulaşmamda. Ulan çekildin oğlum önden. Tam polisten kaçma mantığı işte ya. Geldik. Ya bundan sadece zamanda ulaşamam mı istiyorlardı herhalde benim? Çünkü hani benim arabayı darma duman edemiyorlar gördüğüm kadarıyla. Abi bence olması lazımdı ya. Böyle bir görevin tansiyonu yüksek hissettirmesi için ya biraz meydan okuma diyelim hani Türkçe tabiriyle. Olması için ya hasar alması ya cam barının olması. Zaten tank gibi abi, sen Alman panzeri gibi hiçbir şey olmuyor ki sana. Evet, birazcık garip o konuda. Geldin herhalde. Evet, bakalım neler olacak. Las Vegas gibi diğer bir yer. Bu da bizim patronumuz işte. Arabayı bundan çalmaya çalışmıştık ama. Fazla bunu istiyor. Ve alana kadar durmayacaklar. Ha, bir şehir hayal et ki tüm riskler aslında yalan olsun ve hep şey kazansın diyor yani. Her şeyin hileli olduğunu düşün. Bunun benimle ilgisi yok. Hayır, her şey seninle tamamen ilgisi var. Onun liderlerinin ismi Collector. Koleksiyonun bir bağımlılığı var, o da arabalar. Outlaws Rush duydun mu? Neymiş ki? Walking Dead'deki Carl geldi. Evet, ülkedeki en büyük yarış. Evet. House hileli şey yapacakmış, öyle mi? Ya, bu geceki sadece bir test sürüşüydü. Ve senin şeyin bana bir fikir verdi. Stunt dedi yani ezber bozan yarışı mı? Ya stunt şeydi demek ki normalde. Stunt'la... Abi. Çekeceksin stunt. Ya eylem gibi bir şey aslında stunt dediği de. Bu şehirdeki en iyi yarışçısın. Tek yapmamız gereken seni içeri sokmak. Outlaw Rush'ı kazan. Ağzı Navarro ikisinin işi bitecek. Ülkedeki en büyük yarış Outlaw Rush'mış. Kısaca ona katılıp kazanmamız lazım. House'u indirmek mi? Benim savaşım değil. Kendi gazinonu kurtar. Kendini kurtar. O kendi kumaranı kendine kurtar. Bunlar senin sokakların değil mi? O zaman bu senin savaşın. Sırada neyin peşine gideceklerini sanıyorsun? Lan ne oldu, biz bu herifin her dediğini yapıyorduk, bir anda niye baş kaldırmaya başladık bu abi? Şimdi düşünmen lazım. Vitesi geri tak ve düşün dostum. Eve git. Şimdi bu arabayı ben acaba evdeki garaja bıraktığım zaman... Garajında ikinci bir araç mı olacak? Yok, olur. Acaba araç şey olacak mı? Tamir olacak mı kendi kendine sabah uyandığında? Buradan girecek mi? Aynen. Aşağıdan yol yok muydu ya? Bilmem. Yani burayı gösteriyordu. Varmış lan. O niye yukarıyı gösteriyor o zaman ya? Oo, şeyi beğendim. Şu
vurunca ışık gidiyor. Onu düşünmüş tabi. Bir araba yarışının en heyecan verici anları da buralar oldu. Nitro'yu basıp da o ışıkların süzülmesi. Daha uzun süre gitsin istiyorsun böyle arkadaşlar. Nerede abi şey nitro? Kapattım ya biraz önce. Ondan gözükmüyor. Ha orada bir. Oradaydı normalde. Honey, I'm home. Bu akşamki yarıştan büyük şeyler beklememiz... Bekletmiştim ben Annavur'u, beklentiye sarılmamıştım. Bir sürü insanın hayal kırıklığını yarattım. Sorunu çoktan çözüldü. Ne yapacaksınız lan? Eve havaya uçuracaklar tabii. Abi, İçeri girmesini bekleseniz de mal mısınız ya? You had one job yani. Loki mi diyordu onu? Ne? Yapacak bir işim vardı. Kim şeyde, Thor Ragnarok'ta öyle muhabbet vardı. Yapacak bir şeyim vardı. O ne? Gözdağı mı verdiler acaba? Ya niye evi havaya uçurdunuz oğlum? Ne işe yaradı bence şimdi? Bence gözdağı verdiler. Arabayı aldılar. Evet. Ulan küçük Emrah'a döndük be. Vuran anasını satayım. O zaman sıfırdan başlayacaksın. La oğlum zaten sıfırdan başlamıştım. Çöktü yani kullandığım araba. Level 1. Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışı var. Ona katılarak başlayabilir bence. Hadi yapalım ya, illa bir şey olması lazım beyefendi, şey olması için. Güzel. Ya sana bir ekip lazım olacak. Şimdi ekibini zaten toplayacağız, klasik o kız, siyahi eleman falan. 5 starlı vallahi diyor. Odaklan Mac. Bu işi yapmamız lazım. Gülümsemeni bul. Tişörte bayıldım yalnız. Kanalım büyük. Bak bu da YouTuber'mış herhalde. Öyle mi? Kanalını çok seviyorum diyor. Hash Tiger'mış. Hash Tiger. Hayır. Tiger selfie. Hadi bakalım. Arabaya bin. Bu kadar süslü arabalarla kim geziyor oğlum harbiden ya? Var abi, var. Bunların da hayranı var. Perform 3 good drift. Ha, drift yapmak şey kısmı galiba. Ben drift nasıl yapıyor bilmiyorum yani, o sıkıntı. Direkt kareli normal şey mi? El freni gibi bir şey. Hand control to hand drift. Ne diyorsun lan? Aman olur ki abi. Şu mu? Şunu yapmak mı drift yani? Kaydırmak işte arabayı, kaydırmak drift dedi. Sen bu iş için bir tuş olurdu ya. El freni gibi bir şey yok mu? Şöyle bir deneyeyim mi? Oha oldu lan! İşte oldu, ne oldu? Biz bunu... El freni çekerek bir şey yaptım sadece. Tam apaçı şey ya. İşi bu, drifting. Ne oluyor arabayı kaydırınca dalma bir şey değil mi? Drift motherfuckers. Güya drift öğretti bana şimdi oyun. Ve işte oldu. Bir daha yap. Ama gerçekten sağlam yap. Sonra hızlı yap. Müşteri her zaman haklıdır. Tamam. Biliyor musun? Ya en sevdiğim drift şeyine gideceğiz diyor. Ya biz şimdi bu YouTuber için mi çalışıyoruz? Ona drift şeyi mi yapıyoruz? Nedir yani? Ders veriyoruz. Trendlere girmesi için özel video çekiyoruz. Şu an drift yapıyor muyum, yapmıyor muyum onu bile bilmiyorum ki. Drive to destination diyor ya zaten şu anda senden istediği şey. Şu an galiba drift noktasına gidiyoruz biz de. Evet. Oraya gidip ondan sonra da drift yapacağız efendim. Bu da bizim normalde ekipten de aslında ama tabii şeyi kaybedince, işini kaybedince böyle YouTuber'lara şey yapma, heyecan yaşatma işine girmiş herhalde kendince. Şunları çarpmadan nasıl durabiliyorsun ya? Ben geçerken öyle bir de patlatasım geliyor. Bir şey olacağını bilsem çarpayım da hiçbir şey olmadığını bilmiyorsun. Burnout'ta çok güzel giriyordum yani hepsine. Drift trial. Drift bir target score. The longer you do the more score you get. Evet gerçekten drift yaparak ilerlemem gerekiyor.
Drift yaparak puan kasmam lazım değil mi? Aynen. 38 bin drift to beat the target score. Ben daha başlangıçtan çarpmayaydım iyiydi. 7000 puanım var şu anda. Evet evet, döndürebildiğin kadar döndür abi arabayı. Kaçırma bunlarda bence. Kontrolü kaybettim. Ya yaparız bunu her şekilde de. Ne bileyim, insan daha böyle bir süper işler falan çıkarmak istiyor. Yani her şekilde o şeye ulaşırız abi. Bunda bir şey yok ya. Şey bayağı kolay. Görünüyor çünkü. Gözü hoş gelen diyorsun. Hiçbir yapmak lazım. Aynen. Deniyorum da yok yani. Hiçbir şey beceremiyorum. Şu karaya basıyorum. En freni çekiyorum. Baksana. Ters döndüm. Yani oyun zaten çok az bir şey istiyor. Eski ben hatırlıyorum Most Wanted Drift bölümleri olduğunu. Bir şey yaparak falan uğraştığımızı bayağı bir. Most Wanted'da mıydı? Underground'da mıydı ya acaba? Hatırlayamadım. Drift bölümleri olduğunu hatırlıyorum. Ve puanlı şey olarak kastım atıyorum. Tam kaydırırken süper hıza basıp arabayı uçurarak vuvuvuv diye milyonlarca puan yaptığımızı hatırlıyorum. Kusacak herhalde şimdi. Yo, bir şey olmadı. Tyler, güzel misin? Evet, uzun zaman olmuştu. Eski takıma buradan 6 ay oldu. Aklımda bir iş var. İyi, tasmayı çıkardılarsa hemen başlayalım hemen diyor. Ben her zaman hazırım. Çok sıkıldım. Jesse'de işin içinde mi? Ben uzun çalışıyorum. Kusarken ki çektim malum. Zaten YouTuberların bir sonraki seviyesi o, beni kusarken, kusarken çekti mi beni? Al ya, biraz da sen oyna. Allah Allah. Ooo Audi. Kızımız ne yapıyor? Kız ne işle uğraşıyor? Rahat rahat. Kasa açık. İçerideyim. Herhalde hırsızlık yapacak, bize şey, kaçıracağız. Bank soygunu yapıyor onlar da herhalde. Pauli de pek güzel kızmış. Geç kaldınız, bekleme hiç sevmem. Soygun noktasındayız diyor. Burası çıkmalıyız. Kesin Las Vegas gibi bir yer ya. Gözünü takım dedim, vazgeçtim. Ryan Gosling'in Drive filmi yaptı. He. Ay, ikiden biri ölse bile gene de iki kişilik para ödüyorsunuz bana dedi. Şey ne abi? Doktoru yetiştir. Ne? Nitro. Kare şey mi? Kare el freni. Tamam, okey. Bu kızı da mı acaba şeye takacağız? Ne? Kızı da mı takacağız ya? Kız ekiptendi zaten. Bunlar dağıldılar, ekip bunlar zaten. Şimdi bunu tekrar geri getireceğiz herhalde. Yani. Tek tek ekip üyelerinin şu anda yaptığı işleri gösteriyor. Ekip üyelerini tanıtıyor tekrardan. Bunların hepsi zaten şeydi, ekip üyesiydi, dağıldılar. Erken döndüm. Bütün arabalar nitrolu yalnız, ne olursa olsun. Yani araba ne kadar eski olsa, ne kadar yeni olsa fark etmiyor. Her şekilde nitro var. Tüplü ve öfkeli. Bunda nitrolu ve öfkeli. Bir şey yok abi, araba gidiyor kendi kendine. He. Araba çok boş hissettiriyor ya. Hafif yön veriyorsun sadece, hepsi o kadar. Çok boş hissettiriyor, hiçbir ağırlığı yok arabanın ya. Yok. Çok rahat. Teneke aşırı gibi rahat. Hani izlerken acaba öyle mi dedim de. Diyorum ya, hafif yön veriyorsun sadece, o kendi gidiyor yani. Gidiyor evet. Meğersem gerçek araba sürücü buymuş. Özellikle Audi kullanma deneyimiymiş bu meğersem. Şu an o kadar sıkılıyorum ki yalnız. O güzel dönüş. Bir daha yapalım bari. Geldik. Ne oldu lan? Okey. Ara sen niye girmedi? Direkt geçti. Ben bir şeye basmadım bu arada abi.
Peşin peşin söyleyeyim. Bu şeyleri alamayan adam. L2'yle de fren yapıyorsun bu arada. Kare direkt el fineri ama. Şey el fineri, el freni. Hızlı dönmek için. And the moon is the only life you'll see. Orada bence benzin dolumu yaptık ara sahnede. Siyahlık gibi yere. Zamanında PlayStation 1'de Spider-Man oyunum vardı zaten. Tabii ki herkes gibi bende de PlayStation 1 oyunlarının büyük bir çoğunluğu korsandı. Onu da almıştım böyle bir. Niyeyse içinde cutscene'ler yoktu. CD'ye sığmamış mı, ne olmuş böyle. Oynuyorum öyle sadece ama konu ne, hiç fikrim yok. Simbiyotlar çıkıyor, bir şeyler oluyor. Doktor Octavius gözüküyor, bir Carnage gözüküyor. Sonra birleşiyorlar ama birleştiklerini ben görmüyorum sadece. Sahne bir açıda birleşmişler falan böyle. Oğlum ne oluyor la diyerek oynadım oyunu. Öyle bitirdim. Yani. Fenaydı ya. Resident Evil'da falan çok yaşardım ben o sıkıntıyı. İkinci CD çalışacak mı çalışmayacak mı bilmem ne mi. Korson ama şey diye mi yapıyorlardı ya. Korson oyunlarda herhalde yani neyi beceremiyorlardı acaba CD'nin içine koymuyorlar diye merak ediyorum. Ne oldu be? Polisler peşinde. Bir dakika memur bey, heyecan yaptım. Bir şey escape point. Hiç unutmuyorum God of War 2'nin o şeydi. Çift God of War 2 çok sıkıntılıydı çok ya. Çok sıkıntılıydı aynen. God of War 2'de çalışan versiyonu bulmak çok zordu yani. Hep aynı yerde takılıyordu oyun. Böyle bir şey tam Icarus'la karşılaşmadan hemen önceydi herhalde. Evet bayağı orada takılıyordu yani oyun hatırlıyorum. Bir yerlerden normal çalışan versiyonları bulmak için bayağı bir uğraşmıştık. Ama God of War iyiydi. Yani God of War 2 iyiydi. Harbiden iyiydi yani. 2 candır ya. Heyecanla bekliyoruz. Ya sevgili polisler bak siz kanun korucusunuz. Bense gariban bir şoför. Çekilir misiniz hanımefendi? Ne oldu abi geldiler gittiler sonra. Polislerin etron olmaması ne kadar üzücü. Motherfucker. Bir saniye. Bir döneyim şöyle. O da kendi çarpıp yamuldu yalnız. Abi yemin ediyorum var ya Fast and Furious'un Activision tarafından yapılmış 5 para etmez bir oyunu vardı. Dur bir ya. Oo buradan gidiyoruz. Polis bey. Bak şimdi bak ne yapacağım. Çarpın lan bana. Olmadı. Hayal ettiğim şey bana çarpmaları ve havaya uçmalarıydı. Niye? Gecenin rengi polis ışıklarının rengiyle bezendi diyecektim ama. Wow. Wow. Someone call 911. Evet o şey geldi. Imported wow. Videosu. Wow. Wow. Bas bas gaza bas fren bitecek. Nitro'ya gömüleyim bari biraz. Evet fren bitecek yani acele et. Biraz heyecan girsin işin içerisine ya dur. 12 saniye kalmış lan niye söylemiyorsun? İşte onu diyorum heyecan girsin diyorsun ben ne bileyim. Senin için. Ya son dakikada asortik hareketlerimle birlikte yeni günü kurtardım dost. Senin salak planına gelirsek. Salak değil. Evet. Hadi buluşalım. Neredesin? Zep. Evet efendim bu da böyle bir oyun. Kapa, evet. kapa falan diye. Gayet düz bir sürüşe sahip araba yarışı olmuş. O kadar sade bir oyun ki. Bu kadarını da beklemiyordum. O kadar açıkçası. Sade ki. O tabii kadar ben de simülasyon çok şey yapmam meraklısı değilimdir ama ekip geldim bir araya. Bu hayatımda duydum en salak plan. Bu tarz saçmalığı o zaman bıraktım zaten. Tek yapmamız gereken Silver Rex şeyi, sokak ligini yemek gibi bir şey izliyor. Peki ya House? Bu şehirdeki her türlü pis işi onlar kontrol ediyor. İşte sen burada işin içine giriyorsun. Yeraltı şeylerinle görüş, kontratlarınla görüş. Yarışı kazan House'un da gebermesini izle öyle mi? Basit. Ün, servet, Lina Lavaro hak ettiği şeyi alacak.
Bensiz siz kendinizi öldürtürsünüz. Sanıyorum varım. Bu ne cim motor tahmininden şey, falan. Nitroları takan abi mi? Direkt böyle her şeyi modifiye eden falan abimiz. Bu yani. Şey o her şeyde vardır ya böyle bir adam. Sen olmadan bak master şey, master engineer diyor zaten. Bu Blade'in şey vardı ya bir, neydi uzun saçlı, beyaz. Onun gibi birisi herhalde bu. Yani işte bu arabaları bu yapıyor. Siz salakların bir arabası var mı? Bunlar niye sürekli birbirlerine hakaret ederek konuşuyorlar abi? Gerizekalısınız, öldürteceksiniz, aptal mısınız falan. Arkada arabalar var. Hani müşterisi şey, parası ödenmemiş şeyler. Bence bunun işin içerisine girmesiyle birlikte şey açılacak oyun içerisinde. Modifiye değil mi? Modifiye açılacak abi. Şu an arkada bak arabalar var. Siyahı neyi temsil ediyor abi? Şimdi seçeceksin bak istediğini buradan. Tabii ki tamam, de. Tamam bunu seçeceksin tabii ki. Tabii ki de abi. Oğlum bir buna bak, bırak. Kim seçer lan bunu, bu ne? Ben bir şey söyleyeyim, ben seçerim bunu. Modifiye edersen hayvan gibi bir şey olur abi. Bu. Evet. Bakar mısın şundaki karizmaya? Bak bu küçük abi, tamam mı? Sinsi olur yarışlarda falan. Pişt, aralardan geçer. Valla Alman aile arabası gibi duruyor böyle. Pikniğe giderken birlikte geçiyor. Aynen. Aklıma direkt Adolf Hitler geliyor. Şey bunun. Geliyor böyle 1980'lerin kötü dönemleri falan, böyle soğuk savaş falan. Arabaya baktığım anda direkt böyle PTSD geliyor böyle. All around me are familiar faces falan diye. Alalım bunu. Oğlum niye böyle bir araba sunuyor bize? Ve level'ı aynı bu arada. Bir sola bas bakayım şurada, başka arabaya 3'ü mü varsa? 3 tane mi var? 3'ü var abi, 3 tane. Honda en albenilisi duran bu. En ağır duran bu. En sevimli duran bu. Abi bak, karizmatik, sevimli, ağır. Özelliklerine bakarak al. Bu 275 beygirmiş. Oğlum bu da cenaze arabası gibi lan. Yok lan, bildiğin şey bu. Knight Rider bu. Bak alalım şunu pembeye boyayalım. Acayip şeker bir şey olur. Hatta dur, kırmızı siyah yapalım. Uğur böceği. Top speed'i ne bunun? 224. Bir diğerlerine bak. 224, 241. 41, 30. 230. Çok da büyük fark yok yani açıkçası. Öyle abartılı fark yok. Ben buna bak, modifiye çaktı mıydı uçar gider. Neyse, sen hangisini istiyorsan onu alalım, fark etmez. Abi sen seç. Şunu alalım değil mi? Şunu alalım. Ben zaten bu save'den oyunu bitirmeyi düşünmüyorum yani. Bilgisayarda oynayacağım ben bunu. Hadi bakalım. Kesin oyuncudan %90'ı bunu seçti diye Telltale oyunu gibi çıksa ya. Oyuncu %90'ı bunu seçti. Çok sıradan bir adamsın. Hiç bir özelliğin yok. Herif bir unique değilsin falan diye bir çıksa ya. Şeyi seçecektim ya. Volkswagen'ı seçecektim. Niye o arabayı gösteriyor ama yakından da buna çekim yapıyor? He. Güzelmiş ama araba, ben sevdim bizimki. Hoş yani. Boşa kürek çekmem ben de. Rav'le yarışıyorsun. O araba kalkana kadar. Oğlum bildiğin Knight Rider lan bu. Den 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 den. O başka bir şey olmuyor. Tabii ki bu da kendinden Nitro değil mi? Bas bakayım. Bakalım şimdi, bir dakika şu yüzeye geçelim mi? It is Nitro time, you sons of a bitches. Vallahi bana Batmobile hatırlatıyor şu an kullanılan araba. Ama o şey yani. 1992 Animated Series Batmobile'ini hatırlatıyor. Ben onu hayatta yakaladım. Dümdüz. Çok hoşuma gidiyor. Böyle düz arabaları çok seviyorum ya. Zaten yarışı bitir diyor senden. Şey yapmanı istemiyor. Birinci olmanı istemiyor yani. Evet, bu yarışı da bitiririm zaten. Videoyu bitirecektik zaten. O ara böyle bir çekmediyor. Cutscene girdi etti derken. Rav'cım. Side Scourge Customization Unlocked falan diyor, baksana. Dokundukça adama bir şeyler açılıyor oyunda. Çarptıkça puan mı düşürüyorsunuz yerine? Şşşş, sakın ha. Geçit vermem. Rav yanlışı öldürsen ya burada. Kaza yap, ölüyor direkt böyle. Direkt game over oluyormuş. Game over, yeah! Time Paradox giriyor. Tyler, you can do that. You will create a time Ne oldu lan? O kadar sağlam hani şey yaptın ki oyun toparlanamayacağını düşünüyorum yani. Resetledi. Ben PlayStation 4 çöktü zannettim. Hacı ben böyle bir çarpışma efektini kaldıramıyorum. Bizim kodlamalarımızda böyle bir ayar yoktu hocam. Ya ne güzel de dişe diş gidiyorduk be abi. Bas kabı bas. So eat my nitro. You little dirty bitch. Look. Look at my shiny balls. They're black. I have black shiny balls. Hadi yavrum.
İşte bu. Hadi. Hayır. Hayır. Neyse, sadece bitirmen gerekiyor yarışta da. Ama birinci bitirseydik çok daha karizmatik olacaktı. Öyle. Efendim. Need for Speed Run değil. Bir dakika, kopya çekeyim. Payback'i izlediniz. Yani durum bu arkadaşlar. Bu ne lan? Dale Winning Events falan. 40 dakikalık bir videoda ne gördüyseniz. Oğlum bu oyun... da mı ya? Bu da mı ya? Bu taş mı var? Evet abi. Hadi bakalım buyuruz. Egzoz borusu çıktı. İyi günlerde kullanman dileğiyle dostum. Evet arkadaşlar, bir başka videoda tekrar karşınızda olmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Hadi güle güle arkadaşlar.